Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala resulina Muhammedin salavat. İlem eyyühel aziz 85 sayfa. Evet, ha Mesnevi Nuriye. Garip bir yer inşallah, istifade etmeyi Allah nasip etsin. İlem eyyühel aziz, iki tarafı birbirinden gayet uzak bir mesele var ki, birbirinden uzak, birisi dirilme, birisi dirilmeme, birisi canlı, birisi cansız, birisi kör, birisi görüyor. Bir yer Allah var, bir yer yok diyor. Her iki tarafı bir çekirdek gibi sümbül vermiş, ağaç olmuş, dal budak salmış. İki taraf da ağaç vermiş, müntesipleri var, taraftarları var. Evet, bizi o fazla alakadar etmiyor. Yani taraftarları, mesela vardır diyenler var, Allah yoktur diyenler var, ahiret vardır diyenler var, yoktur diyenler var. Bu diyenler çok, o ya o ya. Önemli olan bu hariçte olanların varlığı tabii ki mühim ama esas insan için, çok büyük bir şey söyleyeceğim. İnsan için en kesin kanıt, delil kendisidir. Onun iddia ettikleri bizde varsa, yaratılmışımız onaylıyorsa, o doğrudur. Onaylamıyorsa o doğru değildir. Adeta köpeğin avına kokuyla gitmesi gibi alametlerle aslına gidiliyor. Çünkü dışa vuruşlar sıfattır. Koku, ses, renk, şekil, suret, bunlar merkezin, özün, lübün, cevherin dışa vuruşlarıdır, sıfatlarıdır. Böyle bir mesele üzerine, yani ikisi birbirinden korkunç uzak. Şukuk ve evhamın konmaması lazımdır. Yani bu kestanedir veya işte armuttur, eriktir diyelim. Şeftali vermeyeyim çünkü burada şeftali misali verdim. Başıma hiç sıkıntı açtım biraz. Şeftalime rahatsız olan varmış böyle. Hani var ya, tüylemeyin de. Şeftali misali vermiyorum. Bak. Erik midir, armut mudur? Güzel bir misal gençler. Canlı mıdır, cansız mıdır? İhtilaf olmuş kışın. İkisi de aynı çünkü kışın. Yaprak dökmüş. Yani ağacından belli değil mi? Belli ama bilmediğini kabul edelim. Adam armut ağacı ile erik ağacını tanımıyor. E kışın ikisi de eşit, çıplak. İhtilaf olmuş. Bunu onaylayacak kimdir? Fıtrat, yaratılış. İnsanın dışında bir kaynak. Nedir o? Bahar geldiği zaman canlı mıdır, cansız mıdır şıkkından cansızdır şıkkı yok olur. Dirilmiş. Dirildikten sonra daha şüphe olur mu? Olmaz. Yaprak vermiş. Sonra baktı ki armut vermiş. Demek erik değilmiş. İşte iddia edilen, dava olunan bir mesele, insanın fıtratını ve kainata bıraktığımız zaman kainat onu onaylıyor mu, reddediyor mu? Mesela diyor ki, bu kainatın arkasında bir sanatkarın olması sanatın özelliğindendir. Sanatın özelliğindendir. Bu kainatın arkasında bir dirinin olması ölüden dirilerin çıkmasıdır. Bu kainatın arkasındaki yapıcının alim olması lazım. Yani bizim tabirle aklı olması lazım. Çünkü akıllar buna delildir. Çünkü bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı.
O zaman bu aklı yapan bu akıldan önce olması lazım. Mantığınca 7 milyar insanın aklını yapan bu akıllardan önce olması lazım. Yani bu he demek İslamiyet'in değil yaratılışın gereğidir. Göz diyor ki beni yapan kör değildir. Gül diyor ki beni yapan kör değildir. Güzel bir manzara beni yapan kör değildir diyor. İnsanın sımasına boya atan kör değildir. Çiçeği boyayan kör değildir. Arıya boya atan o kör değildir. Ha bu arada bunu misal verirken esas şey değil. Ya bu kadar bir şey olur mu İsmet'im? Hakikaten çok ilginç. O çiçek devleti ya Orlanda. Ya bana bir çiçek gösterdiler, bir yere götürdüler. O şeyde benzemiyor o şeyin. Yok yok bizim bir şey dedi ya bahçeyi göstereyim sana. Muzaffer'in onu. Ya arkadaş Allah aşkına böyle lacivert zemin üzerine ama o kadar acayip desenli sarı noktalar ki. Ondan sonra çiçeği bir daire çizmiş yani çiçek böyle ya. İçeriye bu kadar mesafe sarı, 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 sarı böyle. Yani acayip bir şey. Peki göz sahiplerini memnun eden, hoşnut eden, rahatlatan, letafetini artıran bir resmi köre nasıl vereceksin? Nasıl verirsin? Tamam deme Allah ama haşa deme. Tanrı da deme, God deme. Ama bunu boyayan kör olmaması lazım. Demek zorundasın ya. Ya gördüğüm için sinirleniyorum. Ya çiçeği böyle bir hayal edebilecek miyim yani? O çiçek devleti ya Orlanda. Şöyle bir çiçek tamam mı? Bunun da çeşit çeşitlerine, beyaz olanlarına götürüp, dedim ya lacivete götürüp fazla etkilendim. Ona sarın üzerinde de olan vardı. Şöyle tam yaprağın şeyi gibi, şekli gibi içeride. Biraz daha içeride, daha içeride. Ama aynı şekil. O denizin dibindeki balıklar gördün mü aslında? Acayip ya, evet. Yani ne olur buna Allah aşkına kör boyadı deme ya. Cahilin tasarımı deme Allah'ını seversen ya. Evet bu kabul etmiyorum de. Yani Allah kabul. Ama ben bunu hesabını, geometrisini mimarlıktan anlamayana verme Allah'ını seversen ya. Bir binayı bile mühendise veriyorsun ya. Bunların su damarları, o yaprağın su damarlarını tesisatçılıktan anlamayana teslim etme ne olur ya. O yaprak bir özelliği anlatıyor. Altı ile üstünün farklı farklığını. Adam anlatıyor, çeviriyorlar bana. Sağ olsun, Allah iman versin ona. Sabretti, pastör diye anlatıyor bana. Diyor ki, bu yaprağı diye bir yaprak gösterdi bana. Beyaz değil de böyle şey gibi cama benzer, çok saydam biri. Buna bakılarak diyor, güneş enerjisine panel yapıldı diyor. Panel diyor, bu model alınmış. Bu en çok güneş enerjisini alan yaprak buymuş. Diğerleri nasıl yapıyor dedi, anlattı mı? Bu yaprak güneş enerjilerini alıyor, fotosentez. Burada değiştiriyor, dönüştürüyor ve ağaçta meyve olarak kullanıyor. Ben ona ekledim, bir şey diyebilir miyim? Peki dedim, bu yaprağa bakılarak, yani panel dediğim şu, sokak lambaları, bazı şimdi almaya da çatılar, şimdi Türkiye'ye geliyor, yani güneş enerjisine karşı o cam konuluyor ya, cam, güneş, ona panel diyorlar. O şekilde bu elektriği elde ediyor, burada batarya var, sokak lambaları bununla yanıyor. Model bu alınmış. Ben ona dedim ki Orlandalı'ya. Dedim bunu buna bakılarak bu yapılmışsa bunu yapan nereye bakmış dedim. Hiç tereddüt etmedi Abdullah. Ne dedi biliyor musun? God dedi. God, God. God. Bizim Türkiye'de olsa 40 defa kıvırır adam. Hiç demedi. Hiç ama. Dedim ki buna bakılarak panel yapılmışsa bunu yapan nereye bak? Kartal'ın gözüne bakılarak radar yapılmışsa Kartal'ı yapan nereye baktı? Denizin dibindeki tarayan sistem, sonar sistemini Yunus'un gözüne bakılarak yapılmış. Yunus'un gözünü yapan nereye baktı? Maddin Allah. Bak o şeye panele Germani, England, bilmem USA, Türkiye yazıyorsun da maddin bilmem ne. Çiçeğe ne diyeceksin dedim. Dedim maddin Germani dedim ne diyelim dedim. God de diyor adam.
Ona o kadoşuna gitti ki cimri kimselere bir şey ikram etmeyen bu tipler hem bize ikramda bulundu. Bu olmazmış. Babasına da ikram etmez onlar. Etmezmiş. Bana özel bir sakside hani gelen müşteri var yurt dışından. Amerika'da şurada. Tarladan alacaklar. Nümine onlar için, nümine için hazırlamış. Bana 3 tane şey verdi. Çünkü bana diyor gotu hatırlattın diyor. Ben mi hatırlattım? He? Ama çiçekler de bana gotu hatırlattı. Ona da şaşırdım bu sefer. Ben dedim senince ben sana gotu hatırlattım ama sen dedim bana gotu hatırlatan şu çiçek tarlasından gotu hatırlamıyorsun dedim. Ondan sonra çünkü dedim kitap okumuyorsun. Ya. Hakikaten tuhaf. Yani ya bu ya bu. İkisi birbirine zıt. İkisi doğru olamaz. Ya ahiret vardır ya yoktur. Ortası olur mu? Ya Allah vardır ya yoktur. Ortası yoktur. Ya Allah, ya her şey Allah'ındır ya hiçbir şey Allah'ın değildir. Tamam. Ya dirilme vardır ya yoktur. İkisinin ortası yoktur. Ya hayır ya şer. Yani zıt yok çünkü orta olacak bir durumda değil. Varlık yokluk arası gibi ortası olmaz. Ha o zaman meyve verdikten sonra, ortaya çıktıktan sonra, kendisini ifade ettikten sonra zıttını düşürmek ahmaklıktır. Sada diyor ya, Allah kelam olarak ne de beşer kelam olarak tarafsızca bak diyor. Bak. Hani işte aynı şeyi bize, aynı kanuniyeti bize kullanıyor. Bak o acayip 15. Evet. sözde. Diyor ki, sen diyor Kur'an'ı çok yüksek ve âli kabul etmenin sebebi Kur'an'ı Allah kelamı olup baktığın için diyor. Beşer kelam olarak bak diyor. Niye bakacağım diyor, onu da izah ediyor. Çünkü bu kim iddia ediyor Allah kelamı, o zatın eline vereceksin, olmadığını sen ispat edeceksin. Ben diyor Allah kelamı olan bir kitabı olmayan zatın eline verip Allah'ındır diye ispat etmeye niye gireceğim, benim ihtiyacım yok buna. Şeytan vazgeç dedi ki, o zaman Allah'ın elinde deme, beşerin elinde de deme, ortadan farz et. Ustad o da orada iflahını kesiyor, diyor ki o da çok fena vuruyor. Diyor ki, bunun ya, bunun malı olan şey bunun yanında olmadıktan sonra nerede olursa olsun bunun zıttındadır ve muhalifindedir. Ortası yoktur diyor. Bununla bunun ortası yoktur. Bunun olan malı burada değilse ya burada olsun ya burada fark etmez. Burada olmadıktan sonra her yer bunun karşısıdır. Müceddit oldu böylece. Acayip vallahi. Zaten Hollandalı da öyle diyor bak. Sen diyor gotu nasıl hatırladın diyor. Ben senin sorundan gotu anladım. Sen dedim şu meşgul olduğun tarla senin. Orada bana bütün çiçekler bana got var diyor dedim. Sümbül vermiş, ağaç olmuş, dal budak salmış. Böyle bir mesele üzerine şukuk ve evhamın konmaması lazımdır. Artık ağaç verdi, şeftali olduktan sonra, armut olduktan sonra acaba erik midir? Bu adamla muhatap alınmaz artık. Buna ahmak diyor İsa Aleyhisselam. Bedihi şeylerden şüphe eden ahmak. Ahmaktır. Ahmak hakkında İsa Aleyhisselam'ın menkibesini anlatıyorum, geçiyorum. Çok kaliteli bir şey olduğu için anlatıyorum. Bu bir peygamberin başına geçmiş hikaye değil, yaşanmış. Evliya değil, kutup değil, peygamber bu. İsa Aleyhisselam nefes nefese kala kala dağa doğru kaçıyormuş. Havariyunları görmüşler, ey Allah'ın peygamberi ne oldu falan birisi takip ediyor zannetti. Yok diyor falan. Bu cevap veremiyor. Dağa doğru, o da dağa gidiyor. Onlar da. Sonra belirli bir yere geliyor, şehre böyle baktığını yazıyor yukarıdan aşağıya. Oraya oturuyor. Kendisine göre tehlike kalktı. O zaman oturdu. Demek ki ahmağın bir manyetik sahası varmış. Buradan da onu anlıyorum ben. Yaymış olduğu dalga boyutu var. Yoksa hikaye için kaçmazlar öyle. Hikaye değil bu. Ondan sonra oturdu. Ey Allah'ın Resulü. Bakıyorlar yola, seni takip eden kimse yok. Yola bakıyorlar, kimse yok. Kimden kaçtın? Cevaba bak. Diyor ki beni biliyorsunuz. Biliyoruz ey peygamber. Ben ölüyü Allah'ın izniyle dirilttim. Amaların gözünü açtım. Bir de şeyleri, cüzam hastalarını tedavi ettim. Feşleri ayağa kaldırdım. 4 tane söylüyor. Şahit mi şahit? Fakat diyor, ahmağın çaresini bulamadım.
bulamadım, bana zarar verir diye kaçtın diyor. Ölüyü diriltmiş, ahmağı diriltememiş. Körü açmış, ahmağın kafasını, gözünü açamamış. Felçli yürütmüş, ahmağı yürütememiş. Cüzzamı düzeltmiş, bunların içsel cüzzamını düzeltmemiş. Bana zarar verir diye kaçmış. Ahmaktan uzak dur. Ahmak kimdir? Ahmak bilmez, bilmediğini de bilmez ama bilir zanneder. Allah anlattığın her şeyi abesit mutlaka inkılap eder. Çünkü efkarı, fikirleri ve duyguları kainattan Allah'ın marifetine dair malzeme geldiği zaman değerlendirmek şöyle dursun, Allah'ın aleyhine abesiyeti mutlakaya döndürür, yokluğuna delil aramaya çalışır. Yani gözün arkasında bir körün nasıl olabileceğini düşünür. Oysa gözün arkasında bir göz olması kolay yol var iken, benim aklımı yapan akılsız olmaması lazım yolu varken, bu aklı nasıl akılsıza vereyim diye düşünüyor. Bu ahmak işte. Ondan uzak durun. Söyleyecek cevap yoktu değil mi? Yok. Çünkü yok ki daha bir şey. Mesela adam dese ki ne diyeceksin? Gözü yapan kördür. Doğuştan ama sopayla dolaşan bir adama oto kaporta, oto boya dükkanına iş verirler mi? Boya atıyor, tabanca var ya boya. Pişt, pişt, pişt. Ama boya tabancası veriyorsun. Arabaya boya atacak. La surata boya atmak, tırnağa boya atmak. Bak suratla rengi bundan farklı. Ve psikolojim değişik, Kur'an okumadım vesaire. Manalara göre simamdaki renk değişiyor. Boya değişiyor ya. Aa koptun, hayırdır. Hasta mısın, kağıt gibi oldun falan. Aa utandın mı, pembe gibi oldun. Kızarmaz utanan. Kızarıklıktan kırmızı gibi olur. Çünkü utanmak şeydir, daha latife olduğu için pembeye benzer. Kızmak kadar, kızmak kırmızılaşır. Evet. Utanmak pembeleştirir. Çok acayip ya. Renk bile boyuyoruz hemen. Haletimiz sanki surata boya atıyor. Eskiden benim abi Risale-i Nur okumadan önce sinirlendiğim zaman bana diyorlar da ben inanmıyorum. Bir gün baktım abi gözlerimin beyazı kıpkırmızı oluyor. Allah. Vallahi diyorlardı. Hep söylüyordu yani birisi, ya sen gözlerin kıpkırmızı oluyor, adam korkuyor falan. Bir gün aklıma geldi, baktım hakikaten ben bile korktum. Vay be. İşte gözükmemiş bir şey. Çünkü bir çekirdek diğer bir çekirdekle çekirdek olarak toprak altında kaldıkları müddetçe iltibas edilebilir. Ne acayip bir şey ya. Toprak altında çekirdek duruyor ikisi. Vallahi bunun altında var ya, kayısı çekirdeği bu, nar çekirdeği. Maydanoz çekirdeği. Bir havuç çekirdeği. Nereden bileceğiz kardeş? Karışmış. Ha, iltibas olabilir, üstü örtülü. Ama ağaç olduktan, meyve verdikten sonra şek edersen, armut vermiş. Bu acaba armuttur dersen, bütün meyveler senin aleyhinde şehadet ederler. Meyve vermiş. Ahiretin de meyvesi var, hemen acele edeyim. Ahiret bakidir ya. Ahiretin meyvesi sensin. Gidip gelen sensin. Şimdi desen ki balığa, yani balık kokusu, sen gidip mi geldin ki, niye varsın? Ben sana her zaman yanındayım da gidip geliyorum, haberin yok. Balık kokusu balıktan gelmiş. Öyle değil mi? Evet. Balık kokusunu aldıktan sonra yap canım ya, balık pişiyormuş ya, hikaye mi dersin? Tamam ben hikaye, sen de hikaye olur mu? Herkes aynı şeyi söylüyor. Balık kokusu balıktan geldim kesin değil midir? Kesindir. Şimdi bizdeki beka duygusu da oradan geldiğini kesindir. Çünkü niye? Balık kokusunu ağaca veremezsin. Kestane kokusuna veremezsin. Misal. O da birbirine benzediği halde. Misal için söylüyorum. Ama insandaki beka arzusu faniden gelemez. Faninin dışa vuruşu olamaz. Ya adam ya. Adamın karakterine göre teri kokuyor ya. Psikolojiniz zarar verir de anlatmıyorum yani. Eyle anlıyor. Eyle anlıyor.
O halete göre, o saate göre kimyanız değişiyor. O kimyanın dışa vuruşudur. Kimyasal yapı, o formül değişiyor. Bunu niçin diyorlar alimler? Psikolojini bozasın diye değil. Çok pis ağır kokun varsa alimler diyor ki bu psikolojini bozma. Ama ahlakını düzelt. Pis kokuna levm etme. Ahlakın kısızlığına levm et. Çok pis kokan teri ahlakı ağır bu adamın. Peki niye, ne karım var benim psikolojim bozuldu bunu? Hayır kardeşim. Git ahlakını düzelt, terin düzelir. Bırak uğraşma dalıyla budağıyla. Çekirdeğin genetiğin değiştir. Ya tamam. Şimdi ne anlatmaya çalışıyorum? Haletine göre koku bile dışarıya veriyor. Senin doktora gittiğin zaman büyük abdest ve küçük abdestini doktor tahlil etmiyor. Niye diyor? Senin içinde ne var? Hangi hastalık var? Ben bulamadım. Peki büyük pislik ve abdest senin içini dışarıya taşımıyor mu? Koku seni de taşıyor. Ses de seni taşıyor. Ses herkesin kimliğidir, kişiliğidir. Hem ana itibariyle hem yapısı itibariyle herkesin sesi farklıdır. Herkesin ağlaması farklı. Hatta herkesin gülmesi farklı. Bak onunkisi var, benimkisi var. Bak seninki de farklı. Herkes var. Gülme bile farklı. Burada herkes gülse. Bak hiç kimse kimsenin bezi. Değil mi? Mahsus mu yaptın? Bu ne? Ama şimdi ciddi yap. Barış gülmesin. Tamam, barış gülmesin. Yani her şeyiniz size has, biliyor musunuz? Her şey size özel. Bütün koyunların sesleri benzer. Vesaire birisi benzer. Koyun Allah için özel değil. Herkes Allah için özeldir. Gülmen bile Allah için özeldir. Vallahi ne geçmişte ne gelecekte ne şimdi 7 milyar insanda Barış senin gülmen yoktur. İstisnadır. Onu biliyoruz abi zaten onun yok. Geçelim. Herkes böyledir. O zaman Allah katında kıymetlisiniz. Kıymetinizi biz bilmiyoruz. Evet. Hani diyor ya bazıları. Abi bir kimse benim kıymetimi bilmiyor. Her şeyin sahibi Allah seni biliyor ya. Her şeyin sahibi sana değer veriyor ya. Her şeyin sahibi senin sahibin ki ona göre sen özelsin ya. Yetmiyor. Böyle bakma. Ne kadar acayip. Vallahi için ben özelim deyince yetmiyor mu bu psikoloji olarak? Yetiyor ya ben özelim ya. Ben Allah için özelim ve tekim. Ya benim gibi bir tane yaratılmamış. Yok. Yaratılmayacak. Abi enaniyet bir anda altındaki zemini çekmiş gibi olur abi. O kadar kaliteli yaratmış seni. Kimseye benzetmemiş. Ama hepsine benziyorsun. Ama gene kimseye benzemiyorsun. İki ayağınla benziyorsun. İki kolun olması ama hiçbir şeyinin sıfatına benzemiyorsun. Ya bebeğin kokusunu, etini kokluyorum ya senin evinde ya. Senin çocuğun, senin çocuğu. Senin miydi? Ha. Bebek kaç ne kadardı o? 1,5 yaşında. Sen kaç yaşındaydı? 10 yaşında bak. İkisi de et. Benimki de kokladım siz fark etmedin. Çocuğu kokladı. Seviyorum diye burnu. Bu şurasını ya. Seninkisini de kokladı. Ben olan dedim. Yani ikisi üçü de et ya. Ruha göre et kokusu. Et de değişiyor. Öptüğün zaman kişiye göre et şeyi değil, farklı lezzet veriyor. Nasıl bir şey anlamıyorum ya bu nasıl? Allah hakikaten Allah'tır ya. Allah Allah'tır ya. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Böyle bir Allah ile insan gurur duyar ya. Kim öyle beni bu beğensin diye uğraşır ki insan? Şimdi Allah seni bu kadar özel bir şekilde, Allah her şeyi sanki kainatta her şey bir tarafa, ben bir tarafa, evet, Allah için. Sanki değil, aynen öyle. Herkes, bütün kainatta kimse yok. İnsan o. Bir sen var. Bu kainatta şu anda ne yapılmışsa biz senin içinde aynı şey yapılırdı. Aynı öyledir. Allah için herkes tektir. Özeldir. Bak. İnsan enfusi tefekküre daldığı zaman insan hakikati kainattan evveldir ya. Hakikati Muhammediye cihetiyle insan kainatın çekirdeği hastesidir. O zaman bütün insanlar, bütün mevcudat, otlar, sığırlar, insanlar, herkes şöyle düşünsün. Benden yapılmış. Benim etsa ve efradım. Benim dışa vuruşumsunuz.
Siz de öyle düşünün. O zaman siz benim dişe vuruşum, çekirdek benim. Siz dişe yapılan ağacın dal budağı gibisiniz. İnsan gölgesine, kendisinden yapılana hava atar, haset eder mi? Üstünlük taslar mı? Enfus tefekküre dayananların böyle özellikleri bunun için olmaz. Çünkü her şeyin kaynağı kendisini bilir. Hakikati Muhammediyece bu, hasetten de kurtulur, kibirden kurtulur, şehvetten kurtulur, enaniyetten kurtulmanın yöntemi budur. Yoksa mutlaka kalır dışarıdayken. Yani mülk olarak tefekkür eder. Bunu özel kişilere söylüyorum. Yeniler belki anlamadı mülk de mülk ne demektir diye. Yani meseleleri aleminde, iç aleminde yoğurabilen, içinde olayları değerlendiren, kendini içeride fark eden, kendini cesediyle değil, ruhuyla anlayan, idrak edip öteye doğru seyahat eden enfus deniliyor. Enfus demek insan hakikati bir tarafı var ki kainattan öncedir. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle insan, her bir insan kainattan öncedir. O noktadan bütün kainat insanın etza ve efradıdır. Yani dalı, budağı, çiçeği, meyveyi, çekirdeğin dışa vuruşu gibi her bir insanın dışa vuruşudur bütün varlık. Herkes, ben de. Sana göre ben de. O zaman sen bana hava atmana gerek yok. Çünkü ben senin gölgenim. Ben senden yapılmışım. Bana bakıp gururun artmasına gerek yok. Çünkü sen çok büyüksün. Ben senden yapılmışım. O zaman bana gadaplanmaya, haset etmeye ihtiyacın olmaz. Belediye başkanı job alıp da sokağa simitçiyi kovalayarak keyif ve lezzetini, enaniyetini okşamasına ihtiyacı yoktu. Onu zabıta yapar. Dolayısıyla enfusi tefekkürde insan sufli sıfatlardan böyle kurtulur. Abdullah. İlginç değil mi? Çok ilginç. Böyle ancak hasetten kurtulursun. Çünkü beşinci remiz Ferdun Hayyun Kayyumun Hakimun Abdü Kudus'un Hay bahsini beşinci remizde diyor ki insan kainatın çekirdeği aslisidir. Bütün varlık insanın etsa ve efradıdır. Ruh kainat hı. ise nevi hükmüne geçer. Her bir insan. Ha ben beşeriyet itibariyle, insanlık itibariyle kainatın sonundayım. Ama hakikatim itibariyle kainatın arkasındayım. O zaman bütün kainat, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, kadın, erkek, domuz, yılan, Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Ali, Fatma, hepsi benden yapılmıştır. Bunu tefekkür edip tefeyyüz eden bir insan, bu varlıkların benim etsa ve efradım olduğunu bilir. Etsa ve efradına, gölgesine hava atmaya, üstün gelmeye, onlardan farklı olmaya ihtiyacı duymaz. Çünkü farklı değilsin, aslısın onun. Aslısın, gölgenin kaynağı sensin. İnsan gölgesine hava atanı gördün mü? Ne haber lan? Gölge diyor. Ben senin üstüme. Sen sipsiye bir şeysin. Gölgesine böyle yapınca o da yapma. Bak bak bana hareket çekiyorsun. Oysa sen böyle yapıyorsun. O senin gölgene kim hava atıyor? Deli işte. Evet. Lan bir de bana bakıyor diye silah sıkan var. Ben biliyorum. Bizim o redkit ya. Ha? Redkit diye bir çizgi. Yok yok şeyde bizim köyde ne redkit diye her taraf redkit. Kahveden geliyor ay var. Allah rahmet etsin. Babamın amcasının o kadar kafa yemiş ki yani kapı şeye kaybetmiş bu kumarı ne yapmışsa. Rahmetli Allah rahmet etsin sizin geçmişinizde de ona. Ondan sonra ay varmış. Ay arkadan vurunca şey yapmış. O kadar vesvese evamlı ki silahlı. Gölgesine mermi saymış. Benim köylüler bilir bunu. Sonra atmış Allah Allah hiç kıpırdamıyor demiş ya. Sonra hatırına gelmiş yani silahtan sonra. Gölgesine mermi sağlanmış ama. Bunu köylü anlatıyor. Olur da yani. Allah şaşırtmasın düz yolda şaşırır adam. İşte enfusi tefekkürü geçince herkesin sen etsan hatta kainat nevi hükmüne geçer ve devam ediyor. Bu cihette insan tefekkür edince her cihette iştirak ve teşriki, şirki tard eder insan. İştirak ve şirk kalkıyor. Tevhid-i hakiki oluyor. Artık bitiyor. Ne demek oluyor bitiyor? Kainatın arkasına geçince yuhyi ve yumit eşit. Dünya ve ahiret aynı. Ölüm ve dirilmek aynı bir esmanın hakikattir. Evet. Ölüm meselesi kalkıyor. Yaşlıyım, gençim, güzelim, bilmem öyle bir şey yok. Çünkü kainatta varlıkta çirkinlik yoktur. Seçen insan vardır. Esmanın farklı tecellisi kıyasla şey yapılır. Yoksa hiçbir mertebesi çirkin değildir. Çirkinlik denen bir şey yoktur zaten.
ölümle dirilmek eşittir. 60 sene yaşadım, 15 sene yaşadım. Kanserim, kadınım, erkeğim, öyle bir şey yok enfüste arkada. Çekirdekte, elma, armutta öyle bir şey yok. Ağaçta var meyve, armut, ağaç, dal, budak. Çekirdekte öyle bir şey var ama oradadır ama o şekilde değildir. Dal, budak, çekirdekte var ama hariçte bulunduğu gibi değil. Harf kullanılmadan, şekil yapılmadan bütün varlık çekirdekte. Film şeridinde heyecanlı film veyahut da dram filmi yok. Yok. O fiçi gibi bir resim. O bizim algılayışımızda. Anlayışımızda. Anlayışımızda de. Algılanı sil. Çözüm. Ama ağaç olduktan, meyve verdikten sonra şek edersen, bütün meyveler senin aleyhine şehadet eder. Biz cennetin, baki alemin dışa vuruş meyveleriyiz. Hepimizde bak arzusu var. Hepimizde bet arzusu var. Sonsuzluk arzusu var. Ölmeme var. Dert keder istemiyoruz. Bak bakalım ne istiyoruz. İstediklerimiz hiçbirisi burada var mı? Ha, o zaman o ağacın meyvesiyiz. Meyveyi gördükten sonra kökünden şüphe eden ahmaktır. İsa Aleyhisselam gibi dağa kaçması lazım. Geçi burada dağ var ya. Eğer bu başka bir çekirdektir diye tevhüm etsen, abi bakıyorsun çekirdekten armut çıktı. Bazakmaklar var. Armut çıktı ama bu çekirdek şeftali olabilirdi. Lan armut çıktı. Şimdi armut çekirdeğinden şeftali beklenilir mi ya? Şahat çıktı bir tane armut. Ya bu armut ağacı armuttan çıktığı yolu, yöntemi, mantığı mı daha akıllılıktır? Yok canım bu armut üzüm çekirdeğinde çıkabilir. Ona kafa yoruyor şimdi. E zora niye yoruyorsun be adam? Çok mu zorlanıyorsun? Bir tane söyle demişti. Hep hocam dedi bana Allah söylettirmeye çalışıyorsun dedi ya. Eğer demeye mecbur oluyorsan de lan korkma. Niye korkuyorsun? De yani. Allah demekten niye korkuyorsun? Ha ben sana de demiyorum ama ona çıkıyorsa de yani. Hiç unutmuyorum ya çünkü benim yaptığım iş itibariyle bu tiplerde de denk geliyor. Eğer bu başka bir çekirdektir diye tevhüm etsen o ağacın bütün meyveleri seni tekzip ederler. Meyveler şeftali diyor ki armuttan çıkmadım. Sen ne kadar bağırsan bağır tepende sağlanıyor şeftali tıkır tıkır. Ben şeftaliden geldim. Peki ahmak desin hayır armuttan geldim. Ne demeyeceksin? Hava vurmuş şeftali sana. Sen mahrum olursun. Ulan ben sen de armuttan geldim demiyorsan ey şeftali ben de seni yemiyorum. İstersen ye. Sen ahir beka arzunda fani inanıyorsan aslında beka arzunda baki inanma yolun daha kolayken sen kaybedeceksin. Elma ağacına inkılap etmiş bir çekirdeği. Elma ağacına inkılap etmiş bir çekirdek. Hanzale ağacının çekirdeği farz etmek sana müessir olmaz. Yani ağaç olmuş elma. Hanzale denilen meyvesi acı olan bir ağaca nasıl diyorsun oradan çıktı? Çok mu zorlandın? Ne ihtiyacın var? Gözü köre nasıl verdin? Tamam da neyi halletmeye çalışıyorsun? Aklı akılsıza nasıl verdin? Akıl cehalete hizmet eder mi? İlim cehalete hizmet eder mi? Akıl akılsızda hizmet eder mi? Göz köre hizmet eder mi? Varlık yokluğa hizmet eder mi? Vücut yokluğa Adem'e hizmet eder mi? Ancak tevehümle veya bütün elmaların hanzaleye tebdil edilmiş olmasıyla mümkündür ki bu da maldır. Ancak şu olur. Bütün elma çekirdeklerinden hanzale çıkarsa o zaman dersin ki ha elma çekirdeğinden de hanzale çıkıyormuş. O da mal. Yani bende olabilir. Bir sorun olabilir. Vallahi ben beka istemiyorum. Bir adam vardı, hiç unutmuyorum. Kadıköy'de ders yapıyoruz. İnsan o kadar aciz ki dedim yani. Allah kafa tutuyor falan. Adam dedi ki bana, ya dedi, biz aciz olduğumuz için Allah'a iman etmek zorunda kalıyoruz. İnsan acizliği gitti mi dedi, Allah'a iman etme ihtiyacını duymaz dedi. Adam öyle diyor. Ya aciz yok dedi, niye aciz olacağım dedi ya. Ondan sonra neyse biraz bir şeyle konuştuktan sonra, meğer şeker hastasıymış, tansiyon hastası, tansiyon. Dedim ki hiç unutmuyorum o cümleyi. Ondan sonra şey yapmış böyle ders sonra su getirdi. Hayırdır dedi ne yapıyoruz? Tansiyonum şap çıktı da dedi onu şap yapıyorum konu. Lan daha tansiyonun hakim değilsin. Nereye hakim olacaksın dedim ya. İnsan tansiyonuna hakim değil. Kainat hakim olacağız dedi. Allah ihtiyaç duymayacağız diyor. Daha tansiyonuna hakim olamayan kainat hakim olmaya çalışacak.
İnsan diyor terakkede de kainat hakim olacak, kainat hakim olacak, Allah'la alakası olmayacak diyor. Ayağını adeta gasp edecek. Ben daha tansiyon hakim değil, ilaç kullanıyorum. Bir tane bir ahmak var, bir tane artist. 6 tane ilaç taşıyormuş her gün. Hiçbir şey sormuyor. Olabilir kalp krizi geçireyim de kalp krizi geçiriyor. Kapını taşıyor. Olabilir tansiyon bir anda yükselebilir, beyin şeyi. Onun kapını taşıyor. 5-6 tane kap taşıyormuş böyle çeşit. Meşhur bir zaten. Binaenaleyh nübüvvet öyle bir çekirdektir ki İslamiyet şeceresi bütün semeratiyle, çiçekleriyle o çekirdekten çıkmıştır. Ya nübüvvet yani peygamberlik hakikati dinler oradan çıkmış. İslamiyet de oradan çıkmış. Niye? Hiçbir kitaba benzemiyor. Fiziğe benzemiyor, kimyaya benzemiyor, beden eğitimine benzemiyor. Matematiğe benzemiyor din. Mesela psikoloji rahatsızların ilacı, en büyük ilacı dindir. Psikoloji dinin konusudur. Çünkü ruhtur. Psiko ruh demek. Loji ilmi. Ruh ilmi. Ruh ilmi ya. Çaresi dindir. Ha ama bozulmuştur. Yani hücre tamiri için tuğla kullan. İçeride oturacak insandır. Ha tuğla binayı yapmak için kullan. İlaçlar bedeni şey yapıyor. Sebebi yani psikolojinin en iyi karşılığını bulduğu zeminin din olmasının sebebi herhalde ruhu yaratanın o makineye en iyi hakim olması ve dini de onun göndermesi lazım. Evet. Aynen öyle. Çünkü niye? Din hayatı yorumlamaktır. Din kendini izah etmektir. Din senin kim olduğunu anlatandır. Dinler yok. Senin kim olduğunu nereden bileceksin? Uzak neye göre uzak? Yani mesela şu. Ağaca göre ben neyim? Kendimi tanımak için ağaç etmiyor ki. Kediye göre ben kimim? Sana göre ben aynıyım. O zaman birisi bana diyecek, Adem Aleyhisselam cennetteyken cennette olduğunu bile bilmiyordu, insan olduğunu bilmiyordu. Cennette olduğunu bilseydi orada veka olduğunu, ölüm olmadığını bilir ve ölmemek için o meyveyi yemezdi. Bilmiyor. Yani ben insan olduğumu kim bana diyecek? Karşıdaki de benim gibi. Kedi kediye, sen biz kediyiz dese kafayı yerler ya. Kedi kedi olduğunu, köpek olduğunu bilse var ya, kafayı yerler ya. Ama bilmiyorlar iyi ki. Tahmin et. Kedi olduğunu biliyor mu? Anlatsan anlar mı? Kediciğim lütfen. Kedisin ya. Ben bir defa ahmaklık yaptım. Kediye dershanemiz de vardı tepecikte. Ona tabağı vardı kapının şeyinde. O gittim eti ve suyunu koydum eti. Koydum. Adam gitti eti aldı yere koydu yerde yiyor. Lan ben, bu sefer aldım elinden yanında oturuyorum. İnan ha. Ahmak benim. Koydum tekrar oraya, tekrar aldım. Bir tane vurdum, kaçtı. Gene geldi, aldı yerine koydu. Sonra ahmaklık atılma geldi. Ulan onun fıtratında yerde yemek var ya. Yani ben insan gibi düşündüğüm için insan gibi muamele ettim. Ona uygun davransaydım, ona uygun olurdu. Tavayilik diye eve bakın bakalım. Eşeleme fıtratı var. Nereye eşeleyecek bu? Zulüm değil mi halıda beslemek? Tavuğu çöplükte beslemek şeydir, meramettir. Ya et çok iyidir diye sığıra verebilir misin? Ot çok kalitelidir diye köpeğe verebilir misin? Adalet nedir o zaman? Hak sahibine hakkını verme. Ne ki güzel. İşte ruh ilmi yani dindir. Ruhun gıdası dindir. Onu gönderen bu binayı, bu yapıyı bilmesi lazım. Adam gelmiş, tesisatı yapmış. Ondan sonra şeyde yaptırdığımız ev var içerisi de. Adam bir cihaz getirdi. Suyu bir bastı. Şehir suyunun iki katına yakın bir basınçta. Ne yapıyorsun dedim. Patlak var. Tesisatı yaptıktan sonra. Bakıyor bilmem kaç dakika durması gerekiyormuş. O basınçta öyle dur. Musluğu kapalı. Dedim ya Allah Allah yapıyorum böyle. Ne yapıyorsun hoca dedi. Vallahi bu damarlara nasıl dedim denk şey yapmıyor. Basmışım zaten dedim ya. Bu da damar ya. Şurada damarlar var değil mi böyle? Şöyle tüm acaba ya patlasa ne olur? Dedim ki patlasa ne olur? Laminatlar var ya dedi aşağı. Hepsi gider dedi. Oradan geçiyor. Hakikaten dedim ya kafan her tarafta örülmüş ağ gibi. Bizim laminatlar da iyi. Laminatları nasıl kaldıracaksın? Değiştiremeyiz. Haydi ahiret. Ben amin. Ahiret çok güzel bir yerdir. Evet. Cesetsiz bir alem. Başka bir vücut. Ahirette vücut var, ceset yok.
Cismaniyet var, ceset yok. Kur'an dahi seyyar yıldızları ismar eden şems gibi, yani Kur'an dahi seyyar yıldızlar gibi meyve veriyor sanki semadaki. Semada bir dal gibi, yıldızlar da meyvesi gibi. İslamiyet 11 rüknünü intihac etmiştir. Acaba bu cihan baha semereleri, yani 11 tane, 6 İslam esası, 5 İslam esası, 10 ne yapar? 11. 5 iman, 6 iman, 5 İslam. İşte 5 İslam, 6 iman, 11. İslamiyet'in 11 rüknünü intihac etmiştir. Acaba bu cihan baha semerelere bakıp gördükten sonra çekirdeğinde şüphe ve tereddüt yeri kalır mı? Yani ruh tedavi ediyor, ruhumuza gıda veriyor. Rahatlıyoruz. Elhamdülillah. Şeyimiz olmuyor böyle, hırçınımız olmuyor. Kimyamız bozulmuyor. Şu anda bir armoni var, bir rahatlık var. Tam denk ruhun gıdası işte. Abi ne kadar büyük bir zulüm yapmışlar bu memlekete, bu millete, bu Müslümanlara ya. Halbuki ya işte o kitapları okuma kafayı yersiniz. O işte hocalarla gitme, gezme kafayı yersiniz. Allah. Tam tersi gibi göstermişler yıllarca. Evet. Kafayı bulmak şey ama içki medenilik, kafayı kaybettin. İçki için kafayı kaybediyor. Kafayı mı buluyor? Nasıl yalan söylemiştin? İçki içersen kafayı bulursun. Tam tersin, evi bile bulamazsın. Abi ortaokuldayken bu meselelerden bahsediyordum diyorlardı ki, yani böyle bir dini meseleden bahsedince, ya böyle şeyden bahsetme, kafayı üşütürsün diyorlar. Allah. Halbuki böyle şeyden bahsetmek tedavi tam, ya. Tam tedavi, tam kendisi. Aynı onu diyenler şu anda medet umuyorlar ki işte bize bir tanesini sana söyleyeyim. Bana bu felsefede ya bunlara takılma dedi ya, hakikaten dedi. Dengeyi bozarsın diyen adam, hiç mübalağa etmiyorum. Suadi Lisesi'nin Suadi şu ekmeğin içine bisküvit koyup yiyormuş. Okulda ekmeğin içine, oradan kalmış. Ekmeğin içine, öğlen yemeğinde ekmeğin içine bisküvit koyardı. Felsefe öğretmiş. Biliyorum. Bildiğimi söylüyor. Yalan mı söylüyor? Ekmeğin içine bir sütü koyar. Katıkmış ya. Çok tuhaf ya. Allah şifa versin yani. Ama vereceği değil. Hem gayet mükemmel semerati ile meyvedar bir ağacın menba hayatı olan cürsüme olmasa veya kökü bozuksa semere vermez. Yani eğer çekirdek yok veya bozuksa ağaç çıkar mı? Sen fanide nasıl çıkarsın ya? Yani kendine bir bak bakalım. Hiç alakan var mı? Mevcut şeyle, şu mevcudatın yapısıyla senin hiç ilişkin var mı? 23'ten okuyayım, ondan sonra kesiyorum biraz. Arkadaş, o zat aleyhissalatü vesselam delail-i afakiye denilen harici deliller ile musaddak olduğu gibi delail-i enfusiye denilen zatında ve nefsinde sabit delil ve işaretler ile dahi musaddaktır. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın da dini yani doğru olduğuna, harici delilleri var, mucizesi var, keramatı var, ahlakı var, davranışı var. Bir de onun içsel yapımıza yaptığı malzeme var. Verdiği malzemeleri deniyoruz. Hangi saksımlar amel olmuş? İçki kullanmayın dedi. Vallahi çok kötü oldu ya, kendimi çok kötü hissediyorum. Hırsızlık yapmayın dedi. Tamam. Onun bunun karısına zarar vermeyin. Tamam. Birbirinizi öldürmeyin. Ya hangi hükmü? Birbirinize yardım edin. Kötü mü dedi. Hareket yapın dedi. Eğil kalk. Elektrik imal edin diyor. Eğilip kalkmayla elektrik imal edilir. Biliyorsunuz gençler. Hani var ya burada değil mi Çatalca'da? Evet. Pervane yok mu? Dönüyor böyle değil mi? Niçin dönüyor? Kimse demedi. Ulan manyak manyak ne dönüyor ya? Lan niye dönüyordur sizce? Evet, yani dönmesi mi lazım? Şüphe yok değil mi? Peki şöyle yapsa, durdu, bir Tevrat'sa, elektrik imal edilir mi? Yok. Edilmez. Devam etmesi gerekiyor mu? Ediyor. Ha buna bağlı mil var. Endübi. Bu bobindir. Burada da disk var. 4 tane. Bir burada vardı, belki de şimdi değişmişler. Bir burada, bir burada, bir burada, burada. 4 tane. Burada döner. Havada dönse elektrik olmaz. Burada dönmesi lazım. Bu boşlukta meydana gelen manyetik alan, bir isim koyduk, bir elektrik oluyor. Elektrik değil, manyetik alan. Sonra kabloya indirgenince adı elektrik oluyor. Kabloya bindiriliyor. Ve kabloya bindirildikten sonra Çatalca'da tahmin edin ne kadar cihaz çalışır elektrik? Değil mi? Kaynak makinesinden fotokopi şeyine kadar hep yani elektrikle çalışma bir şey yok. Ama neye bağlı?
Bir aşağıya bir yukarıya, bir aşağıya bir yukarıya, bir aşağıya bir yukarıya, bir aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Bu dönmeye bağlı. Bu bunun zahirdeki bu. Hariçteki dönüş içerideki dönmeyi sağlıyor. Bu namazdır. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Dönünce Allahu ekber beden, dima kafadaki endüvi dönüyor. Kafada aklın hizmetçisidir. Akıl kalbin bir şubesidir. Kalbin iki şubesi var. Bir vicdan, bir kalp. Akıl. Akıl dinamodur. Kalbin içinde döner. Akıl kalbin içinde dönünce manyetik bir alan oluyor. Onun adı iman. Ondan sonra bu iman eleti yükleniyor kablodan, gidiyor ruhun cihazlarını çalıştırıyor. İstidat ve kabiliyetleri. Temelde hariçte şu gözüküyor. Şu cihazları çalıştıran aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı. Ya ne yapıyorsun? Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Ama burada oluyor. Dışarıda bu. İçeride Allah-u Ekber olmadı mı, ne oluyor? Allah-u Ekber onu durdu. Eletik o döne pervane dönmedi. Ne olursa o oluyor. O zaman elektrik yok, elektrik yoksa çatalcanın bütün cihazları yok, ölü. Yani ruh ölüyor mu? Yani ruhun içindeki bütün cihazlar çatalca ruhtur. Her bir elektrik cihaz o ruhun içindeki istidat kabiliyetlerdir. Elektrik bir şehirde ne oluyorsa namaz da olmayınca adam da oluyor. İlim, artı eksi ilim kudret. Evet. Peki. İlim burada var ama kudret olarak yok. Nasıl bir de söyle? Yani bu artı eksi kutuplar var ya, orada, orada dönüyor. O artıdan eksiye, artıdan eksiye şeklinde dönüyor. O şekilde dönerken biz de namazla ilimden kudrete, ilimden kudrete, ilimden kudrete hareket ederek kesildi. İlim var ama kudret yok. Aferin. Kudret bağını kesmiş. Yani elektrik ilimden bağı. Kudrete, ilimden kudrete, ilimden kudrete, ilimden kudrete. Bilgiden harekete, bilgiden harekete, bilgiden harekete. Bilgi hareket, bilgi hareket, bilgi hareket. Öyle. Bilgi yani. Çünkü akıl namazı yaptırıyor bu dinamo. Kıl, kalk, subhan, elhamdülillah rabbil alemin. Yani ilimden eyleme, kudret. İlimden kudrete, kudretten ilme. İlimden kudrete, kudretten ilme. Tıkır 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 tıkır. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Aynı bu tekrar, pervanenin tekrarı gibidir. Elektrik imal etmek için. Bu burada dönerken bu buradan da fotokopi çalıştırdın, bilgisayar çalıştırdın, kaynak makinesi çalıştırdın. Bir sürü cihazlar çalıştırıyorsun. Her birisinden farklı. Birisi soğutuyor, biri ısıtıyor. Birisi yakıyor, birisi yıkıyor, yakıyor. Birisi gebertiyor elini sürersen. Görmediğime inanmam diyene ötüptürüyorsun, gebertiyor, öldürüyor. Peki. Bâhir davahum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha temâs-selavâd.